Van'ın İpek Yolu Belediyesi engelli bireyleri unutmadı. İpek Yolu Belediyesi organizasyonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Hoş geldiniz. İpek Yolu Belediyesi organizasyonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen programa İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, eşi Cansu Aydın, ilçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, İpek Yolu Belediyesi Birim Müdürleri ile Özel Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucu müdür ve eğitmenleri katıldı. 3 Aralık için söylenecek en güzel şey, 15 yıldır bu işin içindeyiz. Bizim için sadece 3 Aralık değil de her gün özel ve anlamlı. Engelliler ismini hiçbir zaman kabul etmedik. Özel çocuklarımız diyoruz. Değerli dostlarımızı, arkadaşlarımızı, aslında bütün insanlığı bizlerin değil de özel çocuklarımızın yanında oluşu bizi ayrı mutlu ediyor. Bizim yani Doğu Anadolu Özel Eğitim Kurumları Derneği olarak amacımız bu değil. Her yalnız 3 Aralık'ta değil, her Aralık'ta akıllarda bulunması, farkındalık yaratılması. Tabii ki böyle bir geleneksel hal aldığı için karşı çıkamıyoruz. Ama biz sadece 3 Aralık'ta değil, her gün böyle çocukların hatırlanması, ziyaret edilmesi, en azından empati kurulmasını istiyoruz. İpek Yolu Belediyesi'ne etkinliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programda konuşan İpek Yolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpek Yolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Doktor Semra Gümüş günün anlam ve önemine değindi. Biliyorsunuz bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz de bununla, bu münasebetle sizlerin arasında olmak istedik. Sizlere ufak bir katkımız olsun, sevgimizi size göstermek istedik. O yüzden buradayız. Sizleri görünce biz çok mutlu oluyoruz. Çok güzel çocuklarımız burada, çok akıllı çocuklarımız burada. Biraz önce de onlarla sohbet etme imkanımız oldu. Biz hepinizi çok seviyoruz, bunu bilmenizi istiyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda Cansu Aydın, özel gereksinimli bireylerle tek tek yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Aydın'dan Hacivat Karagöz gösterileriyle özel gereksinimli çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Program Cansu Aydın'ın çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.